Merhabalar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün şöyle Putin'i dışarı attım. Bir arkadaşımız demişti ki Putin'i Hint'in yanına at, Hint senin öcünü alsın. Ben de böyle farklı bir şey yapmak istedim bugün. Bakalım, Putin geçen sefer bizim Hint'le, yani Hint'in adını da bir arkadaşımız yine Abdüley olsun demişti. Hint'in adını da Abdüley yaptım arkadaşlar, şu bizim asıl horozun. Evet, bakalım şimdi ne yapacaklar. Şöyle kapıyı da kapattım. Evet, bakın Putin o tarafa doğru gidiyor. Evet, tavuğa bir tepkisi olmadı Putin'in. Hint tavuğuna. Hint horozunun da bir şeyi yok. Bakın hepsi bakıyor şu an. Ne oluyor burada diye. Biz de o arada bir bakalım Hintlerimiz yumurta yapmış mı? Putin peşimden gelmez herhalde. Yok. Gelmiyor. Bir bakalım. Kalkanımız şurada dursun. Evet. Şöyle bir bakalım hızlıca. Evet. Şuradan bakayım. Yok. Bugün yumurta yapmamışlar. Saat daha henüz erken. 4.30-5 civarı. Bakın evet. Hint horozu. Burada. Oğlum. Bakın Putin yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hint horozu. Ne oldu lan? Tırstın mı? Arkadaşlar Putin çok büyük bir hayvan. Zaten şöyle duruşundan da anlayabilirsiniz bunu. Şimdi bakalım ne yapacaklar. Çok merak ediyorum. Bu sefer biraz daha fazla izin vereceğim. Yani birbirleriyle biraz şöyle kapışmalarına. Yani tabii ki bu öyle dakikalarca falan olmayacak. Şöyle bir bakacağım ne yapacaklar, ne edecekler. Putin bak hala beni kesiyor gözünün kenarıyla. Dışarıda da mı bana saldırıyorsun Putin? Hadi gel bakayım, gel. Allah. Evet arkadaşlar, beni çok seviyor Putin. Hadi gel gel. Gel Hint'in yanına gel bakayım, gel. Gel. Bakın ayağımı görünce zaten başka bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Gel. Hadi. Yavaş yavaş Hint'in yanına doğru. Evet, Hint hiç umurunda değil arkadaşlar. Bakın yandan yandan gidiyor. Hadi lan. Git. Evet, bakın Hint uzaklaşıyor. Bulaşmak istemiyor. Putin. Git lan. Git şu tarafa. Git. Git. Bak ısırgan yedi ya. Yürü. Yürü lan. Evet arkadaşlar, zorla horozları yan yana getirmeye çalışıyoruz da Hint hiç umrunda değil. Dur bakayım, şu Hint'i göndermeye çalışıyorum. Putin dur lan. Ayt. Bak hala benimle savaşmak istiyor ya. Ulan karşında horoz var, bana dayılanıyorsun. Yürü. Yürü lan. Benim öcümü alacak şimdi benim kosum Abdüley'im. Evet artık bayağı yakınsınız, hadi da. Bak hala beni kesiyor oradan. Bakalım, yani Abdüley'in tutması gerekiyor herhalde. Yoksa Putin... Bak bana geliyor. Aha. Yine bana geliyor. Yürü. Yürü şöyle. Yürü 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 yürü. Hadi oğlum sen de artık. Evet. Daha da kapışmazlarsa evet Hint... Yusuf Yusuf mu yoksa? Evet arkadaşlar, yani Hint... Yok, yemiyor galiba. Evet, büyük ihtimalle yemiyor. Evet, Hint dalmadı. Geç bakalım, geç. Geç. Evet arkadaşlar, Hint Hint Putin'den tırstı yani. Daha doğrusu dalmadı hiç. Oğlum. Hayır hayır, bir git bakayım şöyle. Evet, bugün bunları birbirine yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ne oldu lan? Hintsin sen oğlum, yürü.
Tabii Hintimiz daha çok yetişkin değil ama gene de dalmasını beklerdim açıkçası. Ben hani Hint'i dövüş için falan beslemiyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz hani görüntü olsun, gurk oluyorlar falan diye besliyorduk ama bizim yavru tırt çıktı. Ya da büyük olduğu için mi tutuşmuyorlar artık bilmiyorum ama. Şöyle biraz da göndermeye çalışıyorum yanına. Geçen sefer direkt atlamışlardı birbirlerine. Ama bu sefer bakın Putin orada. Yani Putin Hint tavuğunun 3-4 katı kadar falan. Yok. Yok arkadaşlar birbirlerine bulaşmıyorlar. Oh Putin yavaş. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Git arada kaynayacaksın. Hadi dön bakayım şöyle dön. Yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle evet gidiyor. Putin de anca bizle. Neyse geçelim içeri şöyle videomuzun devamı olsun. Putin ne oldu lan korkuttun Hint'i? Yani bu da dalmadı, Hint de dalmadı. Değişik bir şeyler oldu. Gel benimle kavga et gel. Allah Allah. Gel. Gel. Allah. Bir tane yedik arkadaşlar. Kalkan dayı olsa. Putin'le kavga etmemi çok seviyorsunuz, istiyorsunuz. Bakın şöyle. Oh Putin. Tamam dur. Tamam zaten Hint tavukları da içeri gitti öbür tarafa. Şu kapıyı açıp içeri tekrar girelim. Ben en iyisi Putin'i yerine koyayım arkadaşlar. Ondan sonra videoya tekrardan devam edeyim. Evet arkadaşlar Putin'i getirdim içeri. Yani gördüğünüz gibi biraz kapışsınlar dedim ama kapışmıyorlar. İşte akıllı hayvanlar böyle. Kapışmak güzel bir şey değil. Birbirlerine zarar vermeleri hoş değil. Bu vesileyle de abi Putin'le Hint'i kapıştır diyenlere buradan kapıştırmış olalım. Yani en güzeli böyle oldu. Hiç kapışmadılar. Şöyle bugün Cemal'lerde yine bir tane yumurta var arkadaşlar çok şükür. Bir tavuk büyük ihtimalle başladı yumurtlamaya. Dün de vardı yine. Ama tüy dökümü devam ediyor diyebilirim. Çünkü çok çok tüy var. Bakın maşallah yine bir yumurtamız. Folluğun üzerine de çıkmışlar. Bakalım orada var mı? Oraya bakmadım ben de. Bakalım yok. Burada yok ama yine de neyse yumurtayı alabiliriz. Kızlar büyük ihtimalle şu yumurtladı. Çünkü bunu orada yatarken görmüştüm. Şu tüyleri bozulmuş bakın arkalarını. Neyse hangisi olduğu çok da mühim değil. Yumurtlasınlar yeter. Evet. Bu arada arkadaşlar kaptanla zabit kavga etmişler. Kaptanın kafası bayağı bir kötü durumda. Bu pomponun altı kanamış çok. Kaptanı içeri aldım. Bakın burada zabit var. Şimdi onu da göstereceğim zaten nedir ne değildir diye. Yani bayağı bir kötü hale getirmiş. Zabit demek ki artık erkek oldu. Kaptana bile kafa tutuyorsa. Güzel. Evet Putin çok fena ötüyor. Bizim Ligorinler'de hala tık yok. Bakın o da orada. Nereye çıkmış? Oraya yumurtluyor. Oraya yumurtlayan bir tavuğumuz var biliyorsunuz. Şimdi geçelim şöyle kaptanı göstereyim size. Şimdilik buraya getirdim. Buranı yapmamıştım daha biliyorsunuz. Şimdi tavaş koyacağım. Yemlik suluk koyacağım. Bakın kafasına. Bayağı kötü yani kanatmış. Birkaç hafta burada dursun artık iyileşene kadar. Kaptanın kaderi de buymuş arkadaşlar. Maalesef yani bir türlü şöyle düzelip. Hatta açıp göstereyim. Kaptan. Evet bakın kafasına çok kötü vurmuş ya. Kanatmış çok kötü. Kaptan. Oğlum. İnşallah yine hastalanmazsın da. Neyse şimdi buraya talaş sereceğim arkadaşlar. Talaşını serip yemini suyunu. Hem kümesi de bir ufak denemiş olacağız. Hop kuyruğunu çek bakayım. Çek. Birazcık ileri. Yani hareketleri falan biraz yavaşlamış ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Diyelim. Şöyle geçelim tekrardan içeri. Bu arada arkadaşlar civcivlerimiz yani civciv derken bıldırcınlarımız 30 günlük olmuşlar tam.
dünkü videoya baktım. Yani dünkü derken bu video CG'lerin çıkış videosuna baktım. Tam 25'inde yayınlamışız. Yine bu ayın da 25'i, tam 1 aylık olmuşlar. Artık yavaş yavaş dişi erkek ayrımı yapılabilir hale geldi, Ukraynalar hariç. Şu Japonlarda ve Jumbo birkaç tane var. Jumbo'larla beraber işte bir dişi erkek ayrımı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok soran var işte dişi erkek ayrımı nasıl yapılır diye. O yüzden böyle bir video çekeceğim, haberiniz olsun. Şimdi şu tavuğa bir bakalım yumurtlamış mı diye. Kızım oraya yumurtlarsan olmaz ki. Bak aşağıda folluk boş, gel. Bakayım var mı bir şey? Evet, yok. Hadi atla bari. Dur ben seni alayım. Alamadık, atladı, evet. Folluk boş. Hanımefendi tüne şeyin üstünde yatıyor. Folluğun üstünde yatıyor. Gel aşağı yumurta yap. Seni gidi seni. Çakal bunlar arkadaşlar. Yani bu tavuk da vazgeçmiyor gruptan. Bizim civciv bakan annemiz, daha doğrusu bakamayan desek daha iyi olur. Yine böyle gurk gibi takılıyor. Hayati, bak oğlum seni keserim ha. Yine burayı pisliyor. Şuraya tünüyor, burayı pisletiyor. Bakalım var mı yumurta falan. Evet, bir tane yumurta var. Yine bunu alayım hemen. Yoksa burada sıkıntı oluyor. Bakayım başka var mı? Evet, bu sürekli yattığı için yumurtayı ısıtabilir arkadaşlar. O yüzden geldikçe olan yumurtaları almaya çalışıyorum. Hayati de bana bakıyor. Evet. Şöyle. Yine yumurtamızı nereye koyalım? Şuraya koyalım. Zaten yumurtaları yazdığım için. Bu arada bir şeye çok üzüldüm arkadaşlar. Bugün Facebook'ta işte yine öyle bakınıyordum devam et diye. Çekilişte yumurta kazanan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sağ olsun yani bir şey demedim. Ama yaptığında yakıştıramadım. Yani çekilişte kazandığı yumurtaları satılığa çıkartmış. Yani özellikle belirttim ki hani civciv çıkartabilecek makinesi olan veya gurku olan, işte çevresinde makine olan birisi alırsa iyi olur diye özellikle belirttim. Ama arkadaşımızın yaptığı hoş değil. Yani çekilişte bir şey veriyoruz, sonra satıyor. Yine kendisi bilir, bir şey demedim ama açıkçası hoşuma gitmedi pek. Yani işte insanlar böyle. Yapacak bir şey yok. Şu ispenceye de bir arkadaş gurk olacak demiş. Yani birkaç gündür ben de farkındayım. Sürekli follukta. Kızım. Bakayım. Bakayım var mı bir şey? Evet, altı falan sıcacık olmuş. Neyse bunları da alalım. Bakın arkadaşlar küçücük. Ya kızım sen küçücük bir tavuksun. Ne gurk olması. Ligorin nerede? Yine hala tık yok. Bakalım inşallah onlar da yumurtlarlar. Bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.